Whiteout Survivor oyunumuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün güzel bir etkinlik başladı. Yani sürekli başlayan bir etkinlik de bugün de başladı. Ayaz Servet etkinliği. Farklı eyaletlerde farklı zamanlarda başlayabilir. Bizim eyalette bugün başladı. Okay. Bu etkinlik nedir? Nasıl yapılır? Ödülleri nelerdir? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Bir de dikkat etmeniz gereken bir husus var. Onu söyleyeceğim. Dilerseniz başlayalım. Şuradan Ayaz Servet ikonuna tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan başlayacağız. Şuradan. Günlük görevler. Ne diyor? Antik hanedanın hazineleri keşfedilmeyi bekleyen buz alanının her yerine dağılmış durumda. Tatbikatı yapın ve hazine avına kullanın. Etkinlik sırasında günlük görevler aracılığıyla hazine avı puanları toplayın ve yeterli puana sahip olduğunuzda hazine avı tatbikatı ödüllerini alın. Günlük görevler her gün saat UTC 00:00'da, yani bizde gece 3'te sıfırlanır. Sezonun destansı ödüllerinin kilidini açmak ve 2 kat günlük görev ödülü almak için hazine avı kitapları satın alabilirsiniz diyor. Bunu almanıza gerek yok. Eğer almak isterseniz de daha fazla puan toplarsınız. Şimdi günlük görevler bizim normal günlük görevlerden değil. Şunlardan değil. Etkinliğe uygun bir günlük görev. İşte günlük girişte bize önemli olan şunu toplamak. Enigma ilmesi. İşte günlük giriş yaptığınızda 30 tane veriyor. Herhangi bir hızlandırmayı 1000 dakika kullandığınızda 30 puan veriyor. Bilgi görevinin 5 tanesini tamamladığınızda vermiyor. Şunu veriyor, bu da önemli. İşte terfi ettirerek 30.000 güce ulaş. Yine şundan veriyor. 10 tane hayvan yiyin 30 tane veriyor. 2 kez epik görevlendirme kullan 30 tane veriyor. Şunlar ne işe yarıyor derseniz, tatbikata girdiğinizde buradan puan birikiyor. Mesela 600 olduğunda bunu alıyorsunuz. 8 olduğunda bunu. 1000 olduğunda yine bunu alıyorsunuz. Eğer paket satın alırsanız da 1000 olduğunda atıyorum şunu ve şunu da satın almış oluyorsunuz. Yani 2 kat daha fazla şey alıyor. Diyelim ki bunları topladık. Şunları. Enigma elmasını. Sonra ne yapıyoruz? Ayaz Servet'e geçiyoruz. Şafak İttifakı okyanusun deliklerine gömülü yağmacıların nakliye kamyonlarını buldu. Kamyonlar Solaris Hanedanlığı'nın kayıp hazineleriyle dolu ve sandıklar sadece Enigma elmasıyla açılabilir. Görkemli sandıkları, seçkin sandıklar ve normal sandıklarla oluşan 9 sandık aynı anda rastgele görünecek. Farklı nadirlikteki sandıkları açmak için aynı enigma sayıda enigma elması gerekir. Ancak sandık ne kadar nadirse içindeki hazine o kadar iyidir. Sandıkları açmak hazine puanı kazandırır. Ödülleri hak kazanmak için belirli sayıda puan toplayın. Sandıklar günde 3 defa ücretsiz olarak yenilenebilir. Ücretsiz yenilemeler bittikten sonra sandıka enigma elmasıyla yenilenebilir. Ayrıca 9 sandığın tamamını açtıktan sonra ekstra ücretsiz bir yenileme verilecektir. Sandıklar ve ödüller için düşme oranları aşağıdaki gibidir. Düşme oranları. Yani bizim için önemli olan şu. Hatta şu da önemli diyebilirim. Tek sandık açınca 100 tane şu gülden toplamak. Yani biz sandık açınca bu enigma dikeni diyor ya. Biz gül diyoruz. Güle benziyor çünkü. Dikene benzemiyor. Bunu toplamak her sandıktan belirli oranlarda çıkıyor. Atıyorum çok az çıkıyor. 2 tane 3 tane çıkıyor. Veya 100 tane çıkıyor. Yani %100 tane çıkma oranı %2'ymiş bunda. Görkemli sandıkta. Seçkin sandıkta %0.5. Normal sandıkta da 0.30. Yani biz görkemli sandık açacağız. Bir de toplu açarsan ücretsizlik veriyor diye de neyse önemli değil. Sandıklarda şunlar. En önemlisi şu. Sonra şu sarılar. Normalde bu gri olanlar. Peki bunları açtık. Gülleri topladık. Bu güller ne işe yarayacak? Şöyle enigma mağazasına geliyorsunuz. Şurada birikiyor. Bende şu anda 32 tane varmış. Atıyorum 1500 tane toplarsanız bu köy görünümünü veriyor kalıcı olarak. Yine 1500 tane toplarsanız bunu veriyor. 420 tane toplarsanız fil veriyor. İşte 280 tane toplarsanız kara arabası veriyor. O şekilde gidiyor zaten şunları. Biliyorsunuzdur. Bir de uyarım vardı. Onu söyleyeyim. Örnek veriyorum. Siz şunu niyetlendiniz. İyi lan bir hafta biriktireyim. Ol 1400. 100 tane kaldı ama etkinlik bitiyor. Etkinlik bitince bu çantanızda kalmıyor. Bak şurada ne diyor. Bu dükkanda enfes ödüller almak için enigma dikenini kullanın. Not. Kullanılmayan her enigma dikeni etkinliğin sonunda 10.000K kaynak ikmal sandığına dönüşecektir. Lütfen ödülleri zamanında değiştirin. Yani biriktireyim atıyorum 1000 tane oldu. Biriktireyim de öbür etkinlikte de 500 tane yaparım. Bunu alırım derseniz diyemezsiniz. Çünkü kaynak şerini paketine dönüşüyormuş. O yüzden ben size tavsiyem eğer paralı paket almadıysanız
veya biriktiremeyecekseniz şu kalsın. Enigma elması. Yani onu bozdurmayın. Sandık açarak bozdurmayın. Ben öyle yapacağım. Veya 6 gün boyunca biriktireceğim. Baktım aklım kesiyor. Sandıkları açtım. Bayağı bir biriktirdim. Çünkü ben şeyi alacağım. Şunu alacağım. Baktınız işte dediğim gibi olacaksa 6. gün açarsınız sandıkları. Yoksa kalsın. Bir sonraki etkinlikte de onun üstüne atlayarak çünkü bu silinmiyor. Basarsınız. Oradan devam eder. Burada eyaletteki açanları gösteriyor. Mesela Görkem bir sandık açmış. 100 tane diken toplamış. Teşkil sandık açmış. Yine 100 tane toplamış. Ya bazen normal sandıktan da çıkıyor ama yüzde oranı çok düşük. Denk getirmek lazım. O yüzden şu ve şunu açmakta yarar var bence. Durumlar böyleydi kardeşler. Umarım size de güzel hediyeler, güzel ödüller gelir. Kaç tane sandık açtınız? Ne kazandınız? Veya şu 100 şunlardan açtınız mı? Yorumlar kısmına yazarsınız. Bir sonraki White House Survivor oyunumuzda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Görüşürüz.